Herkese merhaba. Otavalo'ya ulaştım. Otavalo, Quito'nun hemen 100 kilometre kuzeyinde kalan, böyle daha çok yerlilerin, Kichua yerlilerinin yaşadığı bir kasaba. 39 bin nüfusu var. Gördükleriniz tavuk ayağı. Tavuk ayağını kızartıyorlar. Her yemekte var aslında. Hostelime doğru yürüyorum. Yine Hazreti Meryem karşılıyor hemen otogardan çıkar çıkmaz. Kichua buradaki yerel halkın, aslında Ant Dağları'ndaki bütün yerel halkların ortak kullandığı bir dil, ama İspanyolların gelmesiyle beraber İspanyolca da kullanmaya başlanmış, ama birçoğu da hala İspanyolca bilmiyor Kichuaların, özellikle köyde kasabada yaşayanlar hala Kichua konuşuyorlar. Erkekler saçlarını uzatıyor burada. Kadınlar, erkekler saçlarını uzatıp örgü şeklinde bağlıyorlar. Burası da Otavalo'nun merkezinde. Plaza de los Panchos diye bir pazar. Gördüğünüz gibi böyle pançolar sattıkları için bu ismi almış, Pancho Pazarı diye. Pancho Plazası diye. Burası Otavalo, İnka İmparatorluğundan önce de bir tekstil diyarı olarak biliniyormuş. Bu gördüğünüz figürdeki lama ve alpakaların yünlerini kullanarak dokuma atölyeleri kurup bu işte geliştirmişler kendilerini. Yüne, bu alpakanın yününe çok değer veriyorlar. Hatta o dönemde burayı İspanyollar, İnka İmparatorluğu biliyorsunuz 100 yıl kadar sürüyor buradaki egemenliği. Ondan sonra İspanyollar geliyor. İspanyollar burayı fethettiğinde, fethetmeye başladığında Otavalolar, yani Kitollar, Otavalolar her şeylerini bırakıp kaçmaya başlıyorlar. Geride bıraktıkları altınlarını, gümüşlerini zarar vermiyorlar, ama geride bıraktıkları bu alpaka ve lama yünlerini yakıyorlar. O zaman İspanyollar anlıyor ki bunlar için esas değerli şey aslında alpakanın yünü. Tekstilleri, yani bu el sanatları onlar için en önemli olan. Altına, gümüşe o kadar önem vermediklerini o dönemde anlıyorlar ve halkı dize getirmek için o alpaka ve yamaların, lamaların kıyımına başlanıyor. %90 oranında bütün alpaka ve lamaları o dönemde İspanyollar katlediyor. Buradaki halkı dize getirebilmek için. Burada da artık bu gördüğünüz ürünler maalesef el yapımı değil. Boinas. Gördüğünüz gibi aslında makina da dokunuyor. Mano hechos? Hechos mu? Es puro mano. Toque de la calidad. Es cuesta 100. 100. Hepsi el dokuması diyor da sanırım bu el dokuması. How much for you for this? Different color. How much for you? How much? $100 arkadaşlar bu. Sen ne kadar verirsin diyor. Gracias.
Hanımefendinin biraz önce çıkardığı panço gerçekten el yapımıydı, güzeldi. 100 dolar diyor. Ben giderken 80 dolar diye bağırıyordu ama yani onu alsam taşıyacak bir yerim yok. Hediye almak isterim ama nereye koyayım? Buranın müziği de meşhur. Boş geçmeyelim dedi, attım bir şeyler. Dediğim gibi aslında İspanyollar o sömürge döneminde, 500 yıllık sömürge döneminde biliyorsunuz Peru'yu, Potosi'yi madenlerinden dolayı işlettiler ama Ekvator maden yönünden zayıf olduğu için burada hali hazırda var olan tekstil endüstrisini genişletip Ekvator'u da tekstil yönünden geliştirmeye çalışmışlar. Burada büyük hasiyendalar kurup, hasiyenda çiftlik demek, büyük hasiyendalarda aynı zamanda Avrupa'dan koyun getirip buraya yününü kullanmaya başlamışlar. İspanyollar gelmeden önce bu bölge koyunu bilmiyor. Ama onlarla birlikte, İspanyollarla birlikte bu bölgeye koyun da geliyor. Büyük çiftlikler kurulup alpaka yünü, alpaka ve lama yünü maalesef işlenmeye, eğirmeye çok elverişli değil. Çok emek istiyor. O yüzden koyun yünüyle birlikte burada tekstili geliştirip diğer sömürgelere ihraç etmeye başlamışlar İspanyollar. Ama günümüzde nasıl derseniz, günümüzde birçoğu artık buraların turistik olmasıyla da birlikte fabrikalaşmış. Gördüğünüz gibi hep etiketler var üzerlerinde. El yapımı değil. Burada tekstil dediğim gibi yarın o tekstil atölyelerini de gezeceğim. Bir müze var. Burada çocuklar 4-5 yaşına geldiğinde hemen boyunlarına o bizim kirmen dediğimiz, o yün eğirdiğimiz, o höreke dediğimiz, kirmen değil de höreke deriz ona. Boyunlarına höreke asarlarmış ki 4-5 yaşından itibaren yün eğirmeyi öğrensin diye. Ama şimdi maalesef sadece turistik bir hal alıyor. Es que hay apellidos que así pasa, pues que por ejemplo hay apellidos arciniegas. No busca mucho individual, por eso no. Pero si ya fue tan. Gördüğünüz gibi turistlere satmaya çalışıyorlar. İngilizce de öğrenmişler. Bu gördüğünüz Platonos. Perdón. Platanos'u kızartıyorlar. Platanos. Platanos asados. Platanos asados. Asados ızgara demek. Solamente con carbón. İsterseniz peynirli yapıyor. Bu Ant Dağları bölgesinde pek zenci nüfusa rastlayamıyorsunuz. Ant Dağları bölgesinde Kuaça halkı yaşıyor. Zaten İspanyollar da yerli halkla siyahi nüfusun karışmasını, beraber birlik olmasını da istememişler.
siyahi nüfusta dayanıklı olduğu için genelde sahil kesimine yerleştirip plantasyonlar da çalıştırmışlar. İşte muz plantasyonları olur, şeker kamışı plantasyonları olur. Siyahi nüfusla yerli nüfusun birlik beraber olup birlik beraberlik yapıp baş kaldırmasından korkmuşlar, isyan etmesinden korkmuşlar. Ama buralarda da böyle tek tük rastlıyorsunuz siyahi nüfusa. Yerli nüfus sahil kesiminde çalışmaya elverişli değil. Çabuk hastalanıyorlar, sıtmaya tutuluyorlar. O yüzden yerli nüfus köle olarak, yine köle olarak çalışmış ama tekstil atölyelerinde çalışmış. Bir tane aldım, tadına bakacağım. Gracias. Bizim patates, közlenmiş patates gibi ama biraz da tatlı. Burası da Otavalo'nun merkezi. Bütün şehir merkezi bir sanki pazar yeri gibi. Her yerde bir şeyler satılıyor, tezgahlar var. Benim hostelim de bu yakınlarda bir yerlerde olacak. Gördüğünüzde de incir kaynatıyor. İncir, ekmeğin arasına incir ve peynir koyuyor. Hostelimi de buldum. Hostelim burası Flying Donkey Hostel, tam şehrin göbeğinde. Ant dağlarında en çok tüketilen şey mısır. Böyle süs olarak asmışlar hostele. Bu da kara mısırları. Odamı da göstereyim. Odam da böyle. Herkese tekrar merhaba. O dün bahsettiğim tekstil fabrikalarına, tekstil atölyelerine geldim. Burası Fabrika San Pedro. 1858 yılına ait bir fotoğrafı görüyorsunuz. Şu an bu evin içerisindeyim. Şuradan başlayayım anlatmaya. 1834 yılında burası hasyendayken, yani o eski tip atölyelere, modern atölyelere dönüştürülmeden önce, şöyle fotoğrafını göstereyim. Böyle el tezgahlarında dokunurken 1834 yılında Josefelik Balbuso alıyor. Bu hem Ekvadorlu hem kökenleri İspanya'ya dayanıyor Josefelik Balbuso'nun. 1834 yılında alıp burayı modern bir hacienda'ya, tekstil atölyesine çeviriyor. Burada gördüğünüz o 1834'ten önceye dayanan yine bir el tezgahlarının olduğu dokuma atölyeleri. Gördüğünüz gibi burada yerel halk zorla çalıştırılıyor. Bu dönem çok kanlı bir dönem. Yani buradaki Kiçua halkı için çok zorlu bir dönem. O dönemde burada, yani ulaşım da çok zor olduğu için, burada dokunan kumaşların, burada dokunan ürünlerin Quito'ya götürülmesi gerekiyor. Quito buraya 100 kilometre uzaklıkta.
O zaman taşımada dahi yerlileri kullanıyorlar ve birçoğu bir hafta sürüyormuş yol, bir haftada yollarda telef olup ölmüşler. Tabi burada da çok zor şartlarda çalışıyorlar, çocuklar dahil bu fabrikalarda çalışıp zor şartlar altında hayatlarını kaybediyorlar. Size bir şey göstermek istiyorum. O Don Pedro hem Earthquake'den, Earthquake dediği için aklımda Earthquake kalmış, depremden çok korktuğu için bir sebebi o. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Bu evin bütün duvarları çelik konstrüksiyondan yapılmış. Şöyle göstereyim. Tabii bir diğer sebebi çelik konstrüksiyondan yapılmasının da, o dönemde biliyorsunuz liberallerle muhafazakarlar, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, Kolombiya'da da, Ekvador'da da, o dönem Gran Kolombiya, Büyük Kolombiya denen yerde de liberaller ve muhafazakarlar, yani özgürlükçülerle tutucular arasında bir iç savaş sürüyordu. O savaştan da korktuğu için bombalara, kurşuna dayanıklı olsun diye böyle çelik konstrüksiyondan yaptırmış evi. Bir şey daha göstermek istiyorum size. Bu evin duvarları, tuğlaları Boston'dan geliyor. Bu gördüğünüz duvarlar. Bu gördüğünüz seramikler İtalya'dan geliyor. Bu gördüğünüz tahtalar yine Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilmiş. Yani bu evin yapımında da Quito'dan buraya bütün bu yerliler bu evin konstrüksiyonu için, yapımı için gerekli olan inşaat malzemelerini Quito'dan sırtlarında taşımışlar. Bu bahsettiğim hasyenda 2011 yılında müzeye çevrilmiş. Aynı zamanda burası Museo Otavalano, yani Otavalıların kültürünü, tarihini anlatan bir müze. Bu gördüğünüz fotoğraflarda da aslında bir cenaze törenini görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Kiçuva inancında ölünün arkasından yas tutmuyorlar. Böyle seviniyorlar, oyunlar oynuyorlar, eğleniyorlar. Çünkü ölen kişinin ruhunun öbür dünyaya, başka bir aleme, daha doğrusu öbür dünya inançları yok da tenasüfe inanıyorlar. Tenasuf, yani ruhun başka bir bedende can bulmasına. Dolayısıyla yas yok, sevinç var. Ruhu başka bir bedene, başka bir aleme yolcu ederken seviniyorlar. Öyle. Yine burada gördüğünüz cenaze töreninden. Aynı şeyi Pakistan'da gezerken Kalaş halkında da görmüştük. Ölünün başında 3 gün dans ediyorlardı. 3 gün gömmüyorlardı naaşı. Ona benzer bir ritüel görüyoruz burada da. Müzede aynı zamanda bazı şeyler satıyorlar. Bu gördüğünüz aslında, şöyle göstereyim. Buralara yumurta koyuyorsunuz, bir yumurtalık. Bu karselde yapıldı diyor. Karsel aslında hapishane, mapushanede böyle el yapımı şeyler yapıyorlarmış. Buraya gönderiyor hapishanede yapanlar el emeklerini. Burada satılıp gelirleri de yine hapishanenin bakımı, onarımına gidiyor. Burada da el yapımı yine bir öğretmenimizin yerlileri resmettiği kara kalem değil bunlar, çizimleri var. Bu gördüğünüz yer Hacienda'nın bahçesi. Bu bahçede geçen öyle olaylar anlatıyor ki bana rehberim. Birkaçını paylaşayım sizle. Pedro diye bir İtalyan var bu Hacienda'nın başında. Buranın işte yerlilere verilen kotaların tamamlanmasıyla sorumlu.
yerlilere aynı zamanda kotalar veriliyor. Günlük dokuması gereken, eğirmesi gereken yün miktarı belli. Onlara uymayan, kotayı çıkaramayan yerlilerin burada Pedro aynı zamanda dövüş sanatlarıyla uğraşıyormuş. Bu gördüğünüz meydan yerlilerin çok kanının döküldüğü meydan. Onlar üzerinde antrenman yapıyormuş. Sigaraları dudaklarına tutturup yerlilerin uzaktan ateş ediyormuş sigaraya. Yerlilerden ölen de oluyormuş. Düşüp bayılan da oluyormuş. Bu hikayeleri de paylaşmak istedim sizle. Rehberim yine aynı Pedro'nun burada sabahları el ayak öptürdüğünü söylüyor. Bu da hasiendamızın köpeği. Burada da yerlilerin kıyafetlerini görüyorsunuz. Zaman içinde kıyafetler değişmiş ama size biraz hikayelerinden bahsetmem gerekirse şuradaki hikayeden başlamak istiyorum. Günümüzde de bu tür gerdanlıklar görüyorsunuz hanımlarda. Ama onlar kristal. Eskiden altın kullanıyorlarmış kadınlar ama bölgede görev yapan misyon görevlileri, misyonerler, papazlar, cizvitler kadınları çağırıp boyunlarında eğer altın varsa bu şeytan işidir, şeytan aletidir altın diye kadınlardan şeytanlarını kovmak için altınları alıyorlar. Karşılığında da onları benediksiyon diyorlar. İspanyolcası benediksiyon. Yani onları da karşılığında, altınları karşılığında kutsuyor. İstavros çıkarıp kadınları tekrar yoluna gönderiyormuş papazlar. Tabi bugünlerde herkes altının kıymetini biliyor ama o dönemlerde kimse bilmiyor. Burada gördüğünüz bir panço. Bu panço bu hasiyendada dokunmuş. Bu hasiyendanın özelliği gördüğünüz gibi 3 şerit. Bu hasiyendanın alameti farikası böyle 3 şerit dokumasıymış. Şimdi çok ilginç bir şey daha var burada. Hemen şöyle kaldırdığımda kemer yok görüyorsunuz. Bunu koyun yününden dokumuşlar. Yanlardan böyle bağlıyorlar. Kemer şeklinde kemeri yok ama bu pantolonun bir özelliği de, yani dilim varmıyor söylemeye, nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Rehberim söyledi ama yerler ayaklarını kaldırıp işiyorlarmış, erkekler tabii. Bu gördüğünüz paçaların böyle geniş olmasının sebebi de o, böyle tenasül uzvuna kadar bu paçayı sıvıyor ve yani ayaklarını kaldırarak işiyorlarmış. Bu da böyle bir gereksiz bilgi. Burada yine bir kadınların yazları giydiği kıyafeti görüyorsunuz. Burası aslında böyle panço giymeye sadece geceleri panço giymeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Gündüzleri ben tişörtle geziyorum. Burada da yine bir kadın kıyafeti görüyorsunuz. Eteği, kemeri ve bluzu. Bugünlere kadar gelen zevkleri en son halini böyle bir modada almış. Böyle bir modada kendini bulmuş. Kadınlar böyle bir bluz giyiyorlar. Kıyafetleri bu dönemde buna yakın. Bir de evlilik törenlerinden bahsedeyim size. Burada gördüğünüz onun bir simgeleştirilmiş, böyle bir o dönemi simgeleştirmişler. Burada gördüğünüz damadımızın kıyafeti. Burada gördüğünüz de gelinimizin kıyafeti. Burada novia ve novia diyor. Novio ve novia diyorlar. Böyle karşılıklı oturuyorlar. Yani yani yavuklusuyla nişanlısı böyle karşılıklı oturuyorlar. Kız arkadaşıyla erkek arkadaş da diyebiliriz. O nişanlılık dönemlerinde karşılıklı oturuyorlar. Diz çöküp oturuyorlar. Burada gördüğünüz tabureye de köyün yaşlılarından biri oturuyor.
Burada evlenmeden önce 11-12 saat diyor bana rehberim. Burada diz çöküp oturup bu yaşlının nasihatlarını dinliyorlarmış. Evliliğe hazırlanıyorlarmış. Uslu uslu dinliyorlarmış yaşlıları. Böyle törenler sürüyormuş evlenene kadar. Ne kadar ihtiyaçları varsa öğüde o kadar gelip burada diz çöküyorlarmış. Yine evlilikleri de burada oluyor. Yine bir adetten daha bahsetti. Boşanmaları da burada oluyor ama boşanmadan önce şu gördüğünüz kırbaçı alıyor eline. Burada yine evliliklerini yapan köyün yaşlarından, nişanlarını, nikahlarını yapan köyün yaşlarından şikayetleri dinliyor. Kadının eline veriyor sopayı eğer erkekten şikayetçiyse. Eğer şikayetçi olan erkekse kırbacı adamın eline veriyor, erkeğin eline veriyor. Cezalandırmalarını böyle, hınçlarını böyle almalarını istiyor. Yine bu törenlerde eğer boşanacaklarsa bütün aile etraf toplanıyor. Yine kimin ihmali varsa o cezalandırılıyor bu gördüğünüz kırbaçla. Anası, babası, artık kaynı kim varsa bunlar da nasibini alıyor. Boşanma yine bütün kültürlerde olduğu gibi bu kültürde de pek hoş karşılanan bir şey değil ama yine boşanmakta ısrar ediyorlarsa bir göle ya da bir ırmağa gidip aynı bu kıyafetlerle gidiyorlar. Bu kıyafetleri soyunup göle giriyorlar. Gölden çıktıklarında artık boşanmış oluyorlar. Tertemiz yeni bir hayata başlamaya hazır oluyorlar. Öyle ilginç adetler. İlginç ve insanı tanımaya, anlamaya yönelik çok ders veren adetler. Burada da yerlilerin evlenin bir örneği yapılmış. Hemen evin burasında yine ocak var. Yine kapkacak. Bu gördüğünüz küpün içerisinde de mısırı mayalıyorlar. Kiça diyorlar. Bir içecekleri var. Mısırı fermente edip yapıyorlar çikayı. Yine misafirlere ikram edilen, aile üyelerinin de içtiği gördüğünüz kabağı oymuşlar. Kapkacak yapmışlar kabaklardan. Hemen burada yerlilerin yatağını görüyorsunuz. Sazlardan yapılmış. Küçük insanlar oldukları için hep geneli 1.55-1.60. En uzunları 1.70. Yatak da ona münasip. Benim dikkatimi çeken şu yukarıda gördüğünüz azizler. Her evde bir aziz oluyor biliyorsunuz. İkonalara ibadet ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla yerliler sadece Hristiyanlıktan ihtiyaçları olacak, kendi işlerine yarayacak kadarını almışlar. Burada bir şey daha vardı, onu göstermeyi unuttum size. Yine evlilik törenlerinde bu gördüğünüz haçı takıyorlar. Yine Hristiyanlıktan Keçiva inançlarına, kendi inançlarına yarayacak, kendilerine uyacak kadarını almışlar. Öyle, burası da bir yerli evi. Burayı ziyaret etmeden, Otavalo'yu ziyaret etmeden de burayla ilgili çok kitap okumuştum. Orada da bir şeyden bahsediyordu. Yani bu bölgede tekstil İnka döneminden önce de söylediğim gibi İspanyollardan da önce çok geçmiş olan bir endüstri olduğu için tarım ancak tekstilden arta kalan, yani dokumaya harcadıkları zamandan arta kalan zamanlarda sadece tarımla uğraşıyorlar. Gündüz gözün, yani güneş ışığının olduğu zamanlar, gözün görebildiği zamanlar sadece tekstille uğraşmışlar. Burada gördüğünüz aletler de bana rehberimin anlattığına göre gece 3'te kalkıyorlar yerliler. Bu traktör zamanından önce bu gördüğünüz çapalarla, bu gördüğünüz boyunduruklarla, böyle gördüğünüz öküzleri de arabalarına koşarak
tarım yapmışlar ama dediğim gibi tarım hep ikinci faaliyet olarak kalmış. Birinci öncelik tekstil. Bunu zaten İspanyollar da teşvik etmiş. Çünkü buradan üretilen tekstil ürünlerini diğer sömürgelere ihraç etmişler. Diğer sömürgelerde başka ekonomik faaliyetlere yoğunlaşmış. Burada da cenaze törenlerini tasvir ettikleri şeyler var. Burada bir çocuk cenazesi ve yetişkin cenazesi görüyorsunuz. İkisinin ritüelleri farklı. Çocuğun cenazesinde bir gün etrafında dans ediliyor. Gördüğünüz keman onu simgeliyor. İlk başta gösterdiğim o resimlerde gördüğünüz dans ediyorlar etrafında, oyunlar oynuyorlar. Çocuğu başka bir ruha yolcu ediyorlar. Dediğim gibi tenasuha inanıyorlar. Burada da yetişkin cenazesi görüyorsunuz. Yetişkin cenazesi 3 gün böyle kalıyor. İlk gün başında İncil okuyorlar. Bir tam gün başında İncil okunuyor. İkinci gün yine oyunlar oynanıyor, eğleniliyor başında ölünün, cenazenin. Üçüncü günde kendilerine özel bazı duaları var. 12 defa onu okuyorlar. İlkinde, yani üçüncü günde okudukları duada, kendilerine has duada, o 12 duanın ilkinde göğün kapılarının açılması ve ruhu kabul etmesi için dua ediyorlar. İlk okuyuşta göğün kapıları açılıyor. 12. duayı okuyunca da artık ruhu teslim almış oluyor. O bizim Azrail'e benzeyen görevli gelip ruhu teslim alıyor, götürüyor. Burada gördüğünüz hemen kabirin içerisinde, tabutun içerisinde bir testi su var. Yine öbür dünyaya ya da öbür aleme yolculuk yaparken içsin diye yine meyve var. Aç kalmasın, meyve yesin diye. Bu o yolculuğa çıkacağı, yolları kat edeceği ayakkabısı. Bu kemendi de hep yanında tutuyorlar. Kement hala günümüzde de taşıyorlar, bellerine de bağlıyorlar. Kement yine yolda kullanması için bırakılan bir alet, edevat. Yine şapkasıyla, kıyafetleriyle, üzerindeki takılarıyla beraber uğurlanıyor. Üçüncü günün sonunda da Mefta'yı gömüyorlar. Arkadaşlar, bu keman 80 yıllık bir kemanmış. Ben akort yapmaya çalıştım ama çok perdeleri çok tutmuyor. Çok hoşuma gitti ama yapısı. El yapımı bir keman. 80 yıldan fazlaymış. Dedesinden kalma. Hasyendalarda kullanılan eski dokuma tezgahını görüyorsunuz. Oturdukları yerler burası. Burası da dokuma tezgahı. Bizim halı tezgahlarına benziyor. Yine burada gördüğünüz bir sonraki jenerasyonun dokuma tezgahları. Burada da son dokumacılardan Señor Luis tezgahın başında.